Kilo vermek aslında bence bir kadın için taarruza geçmektir. Yani tek başına bir şeyle olmaz o. Sadece beslenmeyle, sadece sporla, Olmuyor, olmuyor. sadece uykuyla olmaz. Bir şey kafanıza koydunuz mu? Bakın yepyeni bir yıla girdiniz, yepyeni bir hafta. Hadi madem kilo vereceğiz, mis gibi de diyet vereceğiz. Taarruza geçin, yürüyüşle koyun, suda için, kahvenizin yanında suda için. Bakın nasıl sonuç alıyorsunuz, şahane oluyor. Yani şimdi hocamız o kadar doğru bir şey söyledi ki etrafımda da görüyorum, kendimden de biliyorum. Eskiden sadece iyi beslensem yetiyordu. Ya da sadece iyi beslenmesem, çok kötü beslensem ve sadece spor yapsam yetiyordu. Sonra hem iyi beslenme hem spor yapmaya başladım. Sonra onu kattım, bunu kattım, şunu kattım. Şimdi 40 yaşından sonra, ben 45 Maşallah. yaşına girdim daha yeni. Ve her şey tabii ki çok daha fazla emek istiyor. Tabii. Ha, bu beni sıkıyor mu? Hayır, düzenli bir şekilde devam ediyorum ama 40 yaş sonrası özellikle kadınlar kilo vermek için nasıl beslenmeli? Onların hayatında bu yaş ve tabii ki premenopoz ve menopoz dönemi bir devrim. Her şeyin tekrar yazıldığı, bütün tuşlara tekrardan basılan bir Aynen. dönem. Dolayısıyla 40 yaş sonrası kilo vermek isteyen kadınlarımız ekranların başında efendim. Buyurun. Bir kere önce vücudundaki yeni sezonu, yeni dönemi güzellikle ve sevgiyle karşılamalı. Bu hep söylüyorum, programlarımızda da hep dile getiriyorum. Bu 40, 50, 60 yaş için de aynı şey. Diyeceksiniz ki ben bu yaşın en güzel yanlarını yaşayacağım. Korkmayın. Yani 40 da olur, bu 50 de olur. Evet, vücudunuz bir takım şeyleri geride bırakacak. Ama şunu bilin, bir kağıt üzerinde gözüken yaşımız vardır bizim, bir de biyolojik yaşımız vardır. Biyolojik yaş nedir? Sizin vücudunuzdaki hücreleri siz yaptıklarınızla yaşlandırıyor musunuz? Yoksa onu gençleştiriyor musunuz? Eğer siz, yaşınız kağıt üstünde 55, 60, 70 neyse öyle gözükebilir ama siz o güne kadar veya bunu hissettikten sonra, bu farkındalığı, o hücrenizi daha geriye sardırmak için neler yapıyorsunuz? Bunun başında biz diyoruz ki doğru beslenin. Hocam anlatsın ya, hocam asıl neler yapıyor? Taylan Hoca anlatsın yani kendisine bence. Siz çok şey yapıyorsunuz ama, değil mi? Evet, gerçekten yapıyorum. Azıcık da bize anlatın Anlat, aralara, onları biz memnuniyetle kesiyoruz. anlatayım. Birincisi, mesela benim için ben işlenmiş gıda, paketli gıda almıyorum hiçbir zaman. Yani ne demek işlenmiş gıda? Bir gıdanın, bir besinin doğal halinden onu uzaklaşacak. Uzaklaştırma. İçine onu katıyor, bunu katıyor, şunu katıyor, pat paketliyor. Yani aman daha kolay. Hayır, gidiyorum semt pazarından alıyorum ıspanağımı mis gibi. Doğruyorum, yapıyorum. Şimdi biz kendimiz de evde gıdamızı işlenmiş hale getirebiliriz Tabii, aslında. tabii. Gideriz patates sağlıklı bir şey, tatlı patates daha da sağlıklı bir şey. Biz onu fırınlayarak yaparsak harika bir şey ama kızartırsak yine Una işlenmiş. buladın, sosa şey yaptın, Bitti. üstüne ketçapı şunu döktün, Aynen. bitti. Yine işlenmiş gıda alıyor. Dolayısıyla birincisi işlenmiş gıdadan uzak durmak. Duracağız. İkincisi un, şeker, tuz diyoruz ya. Hani yıllardır söylerlerdi. Üç O kadar beyaz. doğru ki. Yani tuz ne çok fazladır ne sıfırdır. Doğru oranda. Bizim evde hiçbir zaman tuz bitmez. Bir paket tuz neredeyse 6-7 ayda biter. Onun yerine doğru şey, mesela turşudan alıyorum bazen tuzu. Çok Fermente bir ürün olduğu istiyorsak. için. Aynen. İkincisi şeker. Hiçbir şekilde şeker, rafine şeker girmiyor. Kullanılmıyor. Onun yerine çok mu canımız şeker istiyor? Hurmalı tatlılar yapıyorum. Doğru Evet, daha meyveler sonra yiyorum. yapacak sevgili Ve Deniz'le. yağ tabii. Yağ sıfırlamamak lazım. Bir başkası, hiçbir zaman Yağı sıfırlamamak lazım. sıfırlamamak lazım. Evet. Mesela tereyağı da kullanıyorum ben, Biraz biraz. zeytinyağı da kullanıyorum ama doğru kombinasyonlarla. Tamam. Bir de tabii şimdi avokado yağı gibi, keten yağı gibi, aspir yağı gibi yağlar da var. Onları da karıştırarak, değişik susam yağı gibi yağları da karıştırarak kullanıyorum. Bir başkası, hiçbir zaman öyle deli aç bırakacak diyetler yapmıyorum. Mesela ne yapıyorum? Eğer kendimi motive edeceksem böyle bir sistem için, bir gün ya da 2 gün ya da 3 gün yapıp sonra normal beslenmeme geçiyorum. Baktım bir seyahat sonrasında kilom yukarıya çıktı. Hemen o 3 gün Böyle bir fit yapıp. hissetmek, böyle bir Evet. hissetmek istediğiniz bir zamanda 2-3 gün yapıp sonra tekrar normal düzeninize geri dön. Ama normal düzen de bu değil yani hiç. Kesinlikle değil. Taylan hocam yemiyor yani, bu arada siz şu an anlatıyor mu? Bence yemiyor yani. Yok yok, yemiyorum. He? Gerçekten Yemiyor, az gerçekten yemiyor. yiyorum. Ama ne? Yani şimdi hani biraz az yemek gerekiyor. Gerek, çünkü neden Müthiş biliyor çünkü. musunuz? Aslında biz yiyerek hem bedenimizi devam ettiririz yaşamanı, hem de aslında ölüme yaklaştırırız. Çünkü katı atık, yani bizim vücudumuzdan attığımız katabolik atık yaşlandırıcı bir öğedir. O yüzden doğru yemek lazım. Ben her zaman 3 öğün beslenirim. Hiçbir zaman o 2 öğün teranesine Tamam. girmedim. Size Girenlere uygun hiçbir şey olan de, bana budur. uygun olan o. Ara öğünle abur cubur hiçbir zaman karıştırmam.
O da çok önemli bir şey. Birisinin miktarı ve saati bellidir. Birisi hiç kafadan istediğiniz saatte yersiniz. Uykuya gelelim. Bakın uyku da çok önemli. Bir insanın 8 saat uyumasının altında gerçekten uyuması vardır. Siz eğer gece yastıkla boğuşçunuzsa, sırtınız ağrıyarak uyanıyorsanız, sabah yorgun hissediyorsanız ve kendinizi her sabah uyandığınızda biraz daha sonra gidip yatayım şeklinde hissediyorsanız o zaman uyumamışsınızdır. Yatağa girip sabah uyandığınızda zınk diye kalkıyorsanız ki bunu ancak kendinizi rahatlatarak, doğru nefes alarak yaparsınız. Ben o nefes almayı da öğrettim kendime. Çok doğru güzel, bir şekilde. Evet. Mışıl mışıl uyurum. Şimdiye kadar yok efendim menopoza girince uykunuz değişiyor. Şöyle hiç öyle bir şey yok. Mışıl mışıl da uyuyorsunuz. Bir başkası da doğru vitaminler. 40 yaşından sonra da özellikle alınması doğru gerekiyor. Vitaminler. Ne önerirsiniz buradan kadınlara? Şu vitaminleriniz bir kadın olarak ben buradan hani tabii ki ayrı yani bir uzman diyetisyen olarak farklı ama bir kadın olarak hem çok faydasını gördüm hem cildime hem kemiklerime hem kaslarıma. Kesinlikle. Hele ki menopoz döneminden sonra da hiçbir eksikliğini hissettirmeden hayatıma devam edebildim. Hem tabii psikoloji de çok çok önemli. Kesinlikle. Hocam burada. Birincisi omega 3. Omega 3'ün trigliserit formatında olanını omega alacaklar. 3. DHA ve EPA oranlarına çok dikkat edecekler. 3'e 2 oranında olmalı bu ikisi. Ve mutlaka ve mutlaka emilebilir formatı 1200 mg'ın üstünde olması lazım. Tamam, mesela ben omega 3'ü şiddetle tavsiye ediyorum. İkincisi B12. B12'lerini ölçtürerek B12 düşükse mutlaka B12 takviyesi alınmalı. Çok çok önemli B12. D vitamini yine ölçtürerek 25 hidroksi vitamin D3 olarak bakılıyor kanımızda. Ona baktırarak. Onu mutlaka alınmalı o da. Magnezyum. Magnezyumun gündüz ve gece içilen formatları çok önemli. Yani gündüz kullanmamız gerekenler var, gece kullanmamız gerekenler var. Artık onu doğru şekilde lanse etmeye başladı. Onu kullanmalılar. Eksikliklerimize, şikayetlerimize göre hekimimizin önerisiyle farklı formları kesinlikle, var çünkü. Kesinlikle hekimimiz kontrolü evet. Ve kan tahlilinin neticesinde tamam. Bunlar. Ama bunlar alındığında kadın kendini çok daha mutlu, çok daha iyi, çok daha huzurlu hissediyor. Çünkü hazır, vücut hazır. Tabii ki fiziksel aktivitede en önemli unsur. Ne kadar spor yapıyorsunuz? Ben her gün mutlaka 45 dakika yapıyorum sporumu. Her gün. Bir her de gün. HIIT antrenmanına başladım. Haftada iki defa. Evet, hepsini YouTube'dan. Bir de sevgili Çetin hocamızın yogasını yine yapmaya YouTube'dan mı? Yapıyorum. Ay. Evet, o kadar güzel anlatıyor Çetin ki. Çetin hoca çok güzel. Yarın Çetin hoca konuğumuz bu arada. Yani lütfen sevgilerimi ve saygılarımı iletin. Ben çok güzel anlatıyorum. Onun sayesinde hiç kimseye ihtiyaç duymadan lütfen 40 yaşındaki hanımların hepsine söylüyorum. Ya 20 dakikanızı alıyor. Birinci adımdan tek tek anlatıyor. O kadar güzel, o kadar yumuşacık ki. Hı-hı. Yapmadığınız zaman kimse Hı-hı. sizi azarlamıyor. Evet, o da çok evet. güzel. Neden yoga? Çünkü ruh sağlığınız ruh sağlığı ve hayatı iyi görmeye başlıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu bütünleşiyor. Bunların dışında da tabii ben teknolojiyi de takip ediyorum hep. Hı-hı. Yani beyninizi çalıştırmak için. Çağın gerisinde kalmamak, okumak. Hep bir hedefim var, hep bir amacım var. Lütfen 40 yaşına geldim, bitti hedefim diye düşünmeyin. Ay yeniden başlasın her şey evet, değil mi? Evet, her şey yeniden başlasın. Çok güzel oldu bu konuşma. Keşke daha uzun sürebilseydi. Vaktimiz daralmadan seyircilerimize söz verdiğimiz gibi bir beslenme programımız tamam. var. Ben diyet demek istemiyorum. Çok güzel bir beslenme programı. Bir haftada 3 kilo vermenize yardım edecek, sizi motive edecek. Yeni yıla daha sağlıklı beslenmeye karar verdiğiniz şu günlerde hocamız çok güzel destek bir beslenme planı hazırladı. Sabah iksiriyle başlayalım. Hocam buyurun. Sonra kahvaltı, ara öğün, öğle yemeği olarak devam edecek. Şimdi buyurun. Sabah iksirimiz bizim ne? Vücudunuzu alkaliye çevireceğiniz, vücudunuzu daha da pırıl pırıl yapacağınız bir bardak suyu. 2-3 dilim limon koyuyorsunuz. 2-3 dilim kabuklarıyla yeşil elma koyuyorsunuz. Çubuk tarçın koyuyorsunuz. Ve içine 1-2 dakika beklettikten sonra bir çay kaşığı elma sirkesi ya da 2-3 damla diyeyim karbonat koyuyorsunuz. Alkali dediğimiz o karbonat. Onu veya bekletiyorsunuz, onu bir güzel içiyorsunuz. İçiyoruz. Şimdi kahvaltıya geliyoruz. Kahvaltımızda ilk olarak 2 avuç içi ıspanağımız var. Buyurun şimdi, hocam. Şimdi ıspanakta lutein dediğimiz bir yine süper besin var. Evet. Onu böyle 2 avuç içi baby ıspanak olduğunda blenderınızın içine atın. Limonu, yarım limonu kabuğuyla beraber tekrar atın. Hmm. 4 yemek kaşığı dondurulmuş vişneyi koyun. 1 yemek kaşığı chia tohumuyla omega 3 desteğimizi verelim. Evet. Kivimizle C vitamini verelim. Yeşil elma ile pektin ve yine lif desteğimizi verelim. Suyla
Londra'dan çekelim. Geçirdik. Muhteşem bir içecek oldu. 5 dakika boyunca geçiriyoruz. Çünkü, yani bayağı bir geçiriyoruz. Böyle bir içecek hazırladık. Bu kahvaltımız. Bu kahvaltıyı bir hafta boyunca nasıl değiştirebilirler? Araları içindeki unsurları farklı şekilde çıkartıp biraz daha artırabilirler. 5 tane badem ara öğün istenirse tüketiliyor ki istenebiliyor. Nasıl istenmez hocam zaten? yok gerçekten. Ölüyoruz şu an. Yok. Şimdi ya kıymalı ıspanak yemeği, pazı yemeği ya da ben bazen ıspanağı, pazıyı, kara lahanayı karıştırıp pişiriyorum. Hmm. Üçü de yeşil olduğu için çok güzel kilo verdiriyor ve çok güzel temizliyor vücudu. Ya da çok koşturmanız varsa ton balıklı bir yeşil salata yapılabilir. Sonra ara öğünde yine 5 tane badem var. Ama istemezseniz yemek zorunda değilsiniz ama bence istersiniz. Bence istersiniz. Ve akşam yemeğinde benim yani en sevdiğim ve de bu mevsimde de çok güzel olan bir çorbamız var. Haydi çorbamızı gösterelim hocam. Bu çorbanın malzemelerini yaptık aynı zamanda da orada sağ olsun arkadaşlarımız yaptı. Evet. Şöyle yine 2 avuç kadar lahanayı minik minik doğrayalım. Yine karnabaharı aynı şekilde böyle küçük küçük çiçekleri çıkacak şekilde koyalım. Şimdi pırasamızı aynı şekilde. Bunların hepsi bizim sülfaran dediğimiz içinde özellikle kükürt içeren sebzeler. Hem çok güzel sizi tok tutarken ama aynı zamanda da zayıflamanıza da çok yardımcı olur. Peki bunu neyle destekleyelim? Bir proteinle kırmızı mercimek koyuyoruz içine. Bunu bir tahılla destekleyelim. Kara buğday ve yine bir omega 3 desteği verelim. Chia. Bunların hepsine su koyuyoruz. Of. Bu bazen içine eğer canınız biraz daha protein istiyorsa elim kadar 100 gram da tavuk eti ya da et ya da tavuklu tavuk suyu ya da et suyu şeklinde kullanabilirsiniz. Şöyle geçiyorum Çağla'cığım. Buyurun tabii buyurun hocam siz geçin. Burada evet. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlarımız çok güzel çorbamızın yapılmış şeklini böyle yaptılar. Şimdi istiyorsanız bunu blenderdan geçirip o şekilde de tüketebilirsiniz. Ama benim size şiddetle tavsiyem blenderdan geçirmeyin. Çünkü posa değeri yüksek olursa daha tok olursunuz, daha lezzetli olur. Pul biber, kimyon ve limonla tükettiğinizde kimyon gaz ve şişlik yapması engeller. Pul biber içindeki kapsaisinle metabolizmanızı hızlandırır. Limon da size daha güzel bir aroma verir. Müthiş. Bir de bir ara öğün vardı. Ara öğünün ertesinde bir yoğurdun içerisine bir kaşık chia eklemişsiniz. Evet. Atlamayalım. Zaten çok az şey var burada. Ara öğünümüzde bence de bu altyazıyı değiştirelim. Lütfen rica ediyorum. Bir haftada 3 kilo değil, bir haftada bence 13 kilo verdirir yani. Keşke verdirse. Yani o kadar olmasa da bayağı bir verdirir gibi geldi. Çünkü yani normal şeyin dışında çok keskin bir beslenme programı ama bence son derece yapılabilir. Var mı hocam başka eklemek istekleriniz? Hayır. Bu kadar. Ellerinize sağlık. Aradaki chia ile yoğurdu söylediğiniz için onu da çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Ekledik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.